29 Kasım 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Bayan Yong Kim tarafından sunulan Uygur Politikası Kanun Tasarısı Dışişleri Komitesi'nin tam oyuyla kabul edildi. ABD Avam Kamerası Dışişleri Komitesi 29 Kasım'da Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nin sertifika yasasını sıfıra karşı 30 oyla kabul etti. Çin'in önemli ileri teknolojilere erişmesini engelleyen Tibet ve Doğu Türkistan'daki insan hakları konularda dahil olmak üzere Çin'le ilgili bir dizi yasa tasarısı onandı. Avam Kamerası Dışişleri Komitesi'ne kabul edilen tasarılar içerisinde dikkat çekeni ise ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Asya Pasifik Alt Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Temsilci Bayan Yong Kim ve de bazı partilerin üst milletvekilleri tarafından sunulan Uygur Politikası Kanun Tasarısı oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve İnsan Hakları Forumu'nun 12.si Cenevre'de düzenleniyor. 30 Kasım'da yapılan toplantıda ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi liderliğindeki Uygur örgütlerinin temsilcileri ve Batılı diplomatların yoğun soruları nedeniyle Çinli temsilciler toplantıyı terk etmek zorunda kaldı. Toplantıda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michelle Taylor, Çin'in Uygur bölgesinde terörle mücadele bahanesiyle yerli halklara karşı soykırım yaptığını söyledi. Uygur Araştırma Merkezi Başkanı Abdülhakim İdris de toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Çinli temsilcilerin sorular karşısında çaresiz kaldıkları için toplantı alanından kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. ABD'de 5 senatör Biden yönetimine yazdıkları mektupta solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin ile ABD arasında seyahat yasağı uygulanmasının başlatılmasını talep etti. Mektupta Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan, gizemli ve bilinmeyen bir hastalığa değinilerek bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya şirketi Meta, Çin'de komünist rejim tarafından kontrol edilen ve ABD'li kullanıcılara aitmiş gibi gözüküp Ocak 2024'te yapılması planlanan ABD seçimlerine ilişkin paylaşım yapan 4800 sahte sosyal medya hesabını kapattığını duyurdu. Meta yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'de komünist rejim tarafından kontrol edilen yaklaşık 4800 sahte sosyal medya hesabı 2024 ABD seçimleri öncesi kutuplaştırıcı içerikler paylaşarak takipçi kitlesi oluşturmaya çalıştı. Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Hari Kumar, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Kumar, Çin'in Hint Okyanusu'nda ekonomik faaliyetlerde bulunmak için meşru bir nedeni olabilir. Ancak neler olup bittiğini takip ediyoruz ifadesini kullandı. Çin'in bölgedeki varlığının 6 ila 8 arası savaş gemisinden, birkaç balıkçılık ve araştırma gemisinden ibaret olduğunu söyleyen Kumar, bölgedeki güçleri gözetim altında tutmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerinin ne olduğunu, nelerle meşgul olduklarını ve niyetlerinin ne olduğunu bilmek istiyoruz açıklamasını yaptı. İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deir al-Balah kentinde şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlerin sayısı 6150'den fazlası çocuk ve 4000'den fazlası kadın olmak üzere 15.000'i aştı.